Turizmden emekliyim. Aleviyim zaten. Çorum, Merzifonluyum. Alevi olduğum için de yolum bir şekilde Cemevi ile birleşti yani. Bir de buradaki yönetimdeki insanlar, onların teşviki zaten çok önemli. Onların varlığı çok önemli burada, Cemevi'nde. Bu arada işte Cafer hocamızla tanıştık. Bize böyle bir imkan sundu. Yani bize böyle bir imkan sundu. Biz de böyle bir şeyin etkinliğin içinde bulunduk. Güzel bir oyun oldu. Çok fazla çalışamadık. Hocamızın da dediği gibi aslında süremiz çok kısaydı. Okuma tiyatrosu yaptık. Yani aslında ezberden konuşmamız gerekiyordu ama zaman yoktu onun için. Ama okuma tiyatrosu olarak da bence iyi yaptığımızı düşünüyorum. Katılım da çok güzeldi. Cemevinde de böyle sanatsal etkinliklerin olması çok güzel zaten. Hele de böyle bir sistemde yaşıyorken tiyatroya böyle önem verilmesi ve sık sık yapılmasını istiyoruz. Bundan sonra da işte yine bir oyunumuz var. Hocamız bahsetti zaten. Bundan sonraki etkinliklerde de inşallah beraber olacağız bir aksilik olmazsa. Ya genelde kadınlarımız, özellikle de Alevi kadınlarımız maalesef bu tip sanatsal etkinliklere karşı çok fazla duyarlı değiller. Yani tiyatroya karşı da çok fazla şey değiller yani. Ne bileyim, salonların dolması lazım. Yani artık o mutfaktan, yemek yapmaktan, ev temizlemekten çıkmaları gerekiyor. Yani başka türlü bu sistemde kadınlar haklarını arayamıyor. Sanatsal etkinliklere çok fazla girilmesi lazım. Kesinlikle girilmesi lazım. Bu Cemevi de zaten aslında çok güzel imkanlar sunuyor yani. Ama kadınlarımızda bu girişkenlik çok fazla yok. Birçok sanatsal etkinlikler yapılıyor. Resimdi, koroydu, müzik aletlerinin kursları veriliyor. Ve koşulsuz yani. Her türlü imkan sağlanıyor burada. Yani bunlardan daha fazla faydalanmamız gerekiyor. Bilmiyorum, işte buna da biz etken olmamız lazım. Bir kişi bir kişidir. Çevremizdeki insanları teşvik etmemiz gerekiyor. Daha çok buraya, işte Cemevi'ne katkıları olsun, katılımları olsun. Onları istiyoruz yani. Bize bu imkanı verdiğiniz için size de çok teşekkür ediyoruz. Sağ olun. Bize de ses oldunuz, hocamızın dediği gibi. Emekli ebe hemşireyim. Emekli olduktan sonra bazı yerlerde gönüllü olarak çalıştım. Torunlarım var. Evimiz buraya da yakın. Cemevi harika bir yer. Ben aslında Alevi değilim ama Aleviler harika bir şey. Herkes tanısın, dünya tanısın bunları. Çok iyi insanlar, hoş görürler. Ben burada çok mutluyum. Burası sanki benim bir evim, bir ailem. Rahatlıkla seve seve koşa koşa geliyorum. İnanır mısınız? Ben bazen özlüyorum buraya. Yani bir iki gün gelmesem özlüyorum burayı. O kadar çok seviyorum. Ben aslında hiç asla mikrofonla konuşmadım. Toplumda hiç konuşmadım. Ama burada öyle bir güven geldi ki, bak tiyatroya çıktık. Hocamız çok iyi. Burada yönetimdeki bütün insanlar çok iyi. Bizi çok güzel eğitiyorlar. Biz çok güzel eğitiliyoruz. Torunum da geliyor buraya. O da bazı şeyler öğrendi. Ben sağa sola hiçbir yere göndermiyorum çocuğumu, direkt buraya geliyor. Bütün kadınlar gelsin. Burası Alevi Suni diye hiçbir şey yok. Sadece insanız. İnsan olanlar gelsin. Kadınlar evet evde durmasınlar, gelsinler. Ufkuları genişler. Devamlı bulaşıkla şeyler, arkadaşım dediği gibi olmuyor. Sonra ev gezmeleri gibi olmuyor. Burada bambaşka bir yer. Gelsinler, tanısınlar burayı. Özellikle Emre Hanım'a, Cafer Bey'e, yönetime çok çok teşekkür ediyoruz. Ben kostümcüyüm aynı zamanda. Cem Emre ile bir arkadaşım sayesinde tanıştım. İyi ki de tanışmışım. Hayata bakış açım değişti. Tiyatro bana çok da kısa da oynasak o kadar çok şeyler kazandırdı ki ufkum gelişti, daha da çok gelişti. Cem Emre'nde herkese çok çok teşekkür ederim bize böyle bir imkanlar sunduğu için. Kadınlar isterse her şeyi yapabilir. Yeter ki istesinler, yeter ki emek göstersinler, çaba harcasınlar. Evde oturmakla hiçbir şey olmaz.
Cemevi düşünüldüğü zaman sadece ibadethane şeklinde düşünülür. Hani tamamen benim yani çevremde bu şekilde hani şey yapılıyor. İlk ben tiyatroya burada başladığım zaman çok şaşırdı arkadaşlarım. Nasıl yani cemevinde ibadet dışında başka şeyler de mi yapılıyor şeklinde. Evet dediğimde hatta tiyatroya çağırdığımda, davet ettiğimde şaşırdılar. Ve gerçekten algıyı da kırdığımızı düşünüyorum. Hani bu şekilde devam ederse algının da kırılacağını düşünüyorum. Sadece öyle bir algı var. Yani burada yönetimin de çok katkı payı var aynı zamanda. Yönetimde bulunan arkadaşların, yöneticilerimizin bize bu şeyi sunmaları yani çok faydalı. Bayanlar için özellikle çok faydalı. Ev hanımları. Ben özellikle emekli bir bayan olarak 3 yıl oldu. 2 yıl da pandemiyle geçti. Tabii pandemide pek bu aktiviteler olmadı. Tabii pandemi sonrası bizim için çok iyi oldu. Gerçekten ben burada kendimi buldum. Bakınca farklı şeyler. Mesela tiyatro eğitimi nedir? Hani tiyatro ile ilgili benim hani hiçbir eğitimim yoktu. Sağ olsun Cem Evi'nin Cafer Bey'i bize sunmasıyla, Cafer Bey'in eğitimleriyle. Yani çok kısa zamanda tiyatro şeyi yaptık ama şu anda hala eğitimlerimiz de devam edecek. Yeni projelerde de yer alacağız. Cafer Bey'in yeni projeleri var. O projelerde de bulunacağız. Ben açıkçası çok mutluyum. Öncelikle kendimi yeniden buldum. Sürekli çalıştığım için hani bu hayat bana daha şey oldu. Hayatıma bir anlam kazandırdı. Tiyatro eğitimini deyince de hani sanki böyle hep harekettir, işte ne bileyim mimiktir falan şeklinde düşünür insanlar. Yani o tip şeyler düşünülürdü. Ama ben içine girmeye başlayınca onun daha farklı şeyler olduğunu şey yaptım, karşılaştım. Gerçekten çok hoşuma gidiyor. Önceden izleyiciydim. Gerçekten sevdiğim bir şeydi, sanat dalıydı. Ama bir Cem Evi'nin bunu bize sunması gerçekten algıları kılan bir yani şey, sistem. Ben devam etmesini isterim kadın canlarımızın. Cem Evi'ni sadece bu şekilde değil hani mesela bizim Cem Evi'mizde sadece bir tiyatro, şimdi biz tiyatroyu konuşuyoruz diye sadece tiyatro var diye düşünmesinler. Sadece bir semah dönülüyor diye düşünmesinler. Hani şimdi ben ilk önce semahla başlamıştım burada. Bir semah var diye düşünmesinler. Vakitlerini geçirebileceği bir ortam, arkadaşlık ortamı. Yönetim gerçekten bunu da bize sunmakta. Çocuklarını genişleteceği diğer şeyler var. Mesela resim, işte ne bileyim saz kursları, yani gitar kursları vesairedir. O tip kurslar da var. Bunları değerlendirsinler. Ayrıca çocuklarını da burada değerlendirebilirler. Yani sadece kendileri olarak düşünmesinler. Çocuklar için de burada aynı zamanda etkinliklerimiz var. İşte resimdir. Aynı etkinlikler hem bayanlar hem ya da bayan olarak da değil. Tamamen herkes, tüm kitleye hitap eden bir şey. Dernek, cam evlerimiz. Ben Manisa, aynı zamanda Manisalı bir bayanım. Manisa'da da Cem evlerine falan gittiğim var. Yani orada bu tür etkinlikler değil de hani ne bileyim ben işte yardımsal anlamda işte bir şeyler yapılır, onlar satılır, derneğe katkılar sunulur. O tip sadece etkinlikler. Bir Kadınlar Günü etkinliği vardır. Başka da bir etkinlik göremezsin. Ama burada gerçekten birçok etkinlik yönetim bize sunmakta. Değerlendirsinler diyorum. Evde boş boş oturup ya da ne bileyim günler falan gezeceklerine, TV dizilerini seyredeceklerine ya da işte ne bileyim şey programları var, cinayetli programlar falan var. Onları seyredip hayatlarını zindan edeceklerine bence ufuklarını bu şekilde Cem Evi'ne gelerek açsınlar. Tavsiye ederim. Kaçın! Herkes kaçsın! Çekilin, geçsin. Medya bak, sakin ol. Hocam diyor sen.
Cem evinde tiyatro yapmak, benim görüşüm gereği söylüyorum bunu. Hani Aleviliğin felsefi boyutuyla alakalı bütün yaşayan canların hani sanatla ilgilenmesi gerektiğini. Çünkü mesela Aleviliğin bir nasıl diyeyim ona? Ritüeli diyeyim yani daha böyle bilimsel adıyla söyleyeyim. Aleviliğin bir ritüeli olan semahın mesela tiyatral bir gösteri mantığıyla olduğunu biliyoruz hepimiz bir noktada. Çünkü tiyatronun kökeni dinlere dayanır. Hatta daha da eskisi ateşin etrafında avını nasıl avladığını anlatmaya dayanır. Haliyle de yani Alevilik ve tiyatro aslında birbirini tanımlayan, bağlayan, birbiriyle bütün bir sanat dalı olma, tiyatro özellikle sanat dalı olma şeyini yürütebiliyor. Yani az çok görüyoruz, izliyoruz zaten ya da çeşitli yerlerde. Yani tiyatro metinlerine bakarsanız ya Türkiye'deki Alevilik inancıyla bağdaşık metinler olduğunu ya da hatta biyografik olarak da işte Pir Sultan Abdal oyununu ya da bu tarz Alevi Dede Abdal Önder'lerin oyunlarının da yapıldığını görürsünüz zaten. Onun dışında da hani Avrupa formlarına bakınca da daha işte hani Aleviliğe yakın olan mezheplerle birlikte iş yapıldığını görürsünüz. Onunla alakalı olarak zaten Cem Evinde tiyatro neden olmalı, neden yapılmalı kısımlarını burada işleyebiliriz. Tabii yani tiyatro aynı zamanda hani ne kadar böyle fiziksel olduğu görünse de daha çok felsefik boyutu da olan bir sanattır. Bütün vücut kullanılır, beş duyu organı kullanılır tiyatroda ve canlıdır tiyatro. Bununla birleşik düşününce hani çok uzak hani Alevilik inancıyla ters düşecek hiçbir şey yoktur. O yüzden de en rahat Cem evlerinde tiyatro yapılabileceğini de düşünüyorum. Burada öncelikle eğitimin, hani Cem evleri bizlerin, Alevilerin eğitim merkezleridir aynı zamanda. Sanatsal faaliyet gösterecekleri yerlerdir. Cemlerin yapıldığı kadar bunlara da önem verdiğimiz aşikar. Böyle bir durum varken de hani burada bir tiyatro eğitimi vermek ya da tiyatro kursu vermek önemli oluyor. Burada insanlara tiyatroyu öğretmek, tiyatronun neden önemli olduğunu anlatmak, aklı fikri açık, bağnaz olmayan insanlarla tiyatro yapılır ve onu da Türkiye'de en yine rahat yapılabileceği yer Cem evleridir. Alevilerle, Alevi yurttaşlarla birlikte yapılır. Böyle bir durumda haliyle tabii ki burada da bir oyun çıkarmak istedik ve gayet başarılı bir oyun çıkardık burada. Oyunumuzda aslında bir defaya mahsus oynandı. Çünkü kısa bir sürede hazırlanan bir oyundu. Kısa bir sürede, çok kısa bir eğitimle direkt sahneye çıkıp ve o sahnedeki minimal de olsa gereksinimlerin hepsini yapabilmeleri büyük bir başarıdır. Yani bunu ayrıca altını çizmek lazım. Çünkü ne tiyatrocular var yönümüzde, hala bu tarz insanlar da var. Hala işte çok vasat işler yapanlar da var. Ve onlara karşı yani güzel ve kısa sürede bir iş başardılar. Ve neredeyse dediğim gibi çok kısa, hatta neredeyse eğitim almadan sahneye çıktılar. Bu gayet iyi bir şey ve başarılı bir şey.
Oyunumuzda da zaten 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'ne ithafen bir oyun oynadık. Bu oyunda işte Dario Fo'nun kadın oyunlarından bir uyarlamaydı. Ücretsiz yaptığımız işte gösterimizde, yani okuma tiyatrosu adıyla yaptık ama aslında orada cidden bir oyun oynandı. Kadınların hikayeleri anlatıldı ve kadınların yaşadığı sorunlara değinildi. Çünkü tiyatro aynı zamanda politik de bir sanattır. Hani çoğu sanat dalının dışında politik olmazsa var olamayacak bir sanattır. İç boş yapılamaz maalesef. Muz çok da başarılı geçti ama bir defaya mahsus oynamıştık onu. Şimdi başka bir proje hazırlıyoruz. Başka bir projemiz var. Onun yazımını ben yapıyorum. Direkt hani oyunun metnini ben hazırlıyorum. Kadınlar üzerine bir oyun yine. Kadın temalı bir oyun. Buradan tüm Türkiye'ye bir çağrı yapacağım aslında. Yani cem evlerinde tiyatroyu özendirici şeyler yapılması gerekiyor. Biraz önce hani röportajın içeriğinde de söylediğim gibi, yani tiyatro Alevilik inancıyla çok uç ve ayrı noktalarda değil. Evet, felsefik olarak birebir neredeyse aynı özellikleri taşıyan durumlar var. Böyle bir durumda da yani cem evlerinin, bütün cem evleri için söylüyorum buranın, sadece burada yaptığımız için demiyorum, bütün cem evlerinin bu tarz faaliyetleri muhakkak arttırması gerekiyor. Metinlerin içeriklerine bakınca kendi ibadetlerimiz ya da ne bileyim cemlerimizle alakalı ya da abdalların, dedelerin hayatlarında yaşadığı olaylarla alakalı birçok şeyi rastlayabilirsiniz ve rastlayacaksınız, yani oyunları da okumanızı öneririm yani bütün herkese. Bizim özellikle Alevi gençlerinin muhakkak daha fazla ve daha fazla tiyatroyla bağdaşık olması, izlemeleri en azından gerekiyor.